Evet, Cennet Hanım şimdi yayında, o da hazır. Ha? Diyorlar ki Yadigar, evet, ne zaman Yadigar o eve geldi, evet, huzurumuz bozuldu. Ama anneler de niye öyle demiyor? Anneleri beni kucak dolusu şey yapıyordu. Perihan Hanım mı? Seviyor Perihan mi? Hanım. Niye seviyorlarmış? Cennet Hanım hazır mı arkadaşlar? Görelim Cennet Hanım'ı. Sevmiyorlardı, hiç sevmiyorlardı. Malum sevmeyecek insan başta sevmez. Başta sevdiler seni. Başta çok sevdiler. Ya bir şey soracağım sevgili Cennet Hanımcığım. Yani Yadigar mı bütün kardeşlerin arasını bozdu? Dur ben şimdi onlar konuşsun. Babam gile o onu dedi, bu bunu dedi, şu tuzunu dedi, lafçılıkla. Ha, laf taşıdı. Babamdan, annemden kötü etti bizi. Ya Didem Hanım. Hayır. Kim bile, Mehmet'imiz bile bizden soğudu, böyle değildi. Çok iyi bir insandı Mehmet. Çok dedikodu yapıyor. Aranızı böyle laf getirip mi götürdü? Ne yaptın? Evet, evet, çok konuşuldu. O huyu vardır biraz. Oğlum bunu dedi, bu bunu dedi, şunu dedi. Böyle hiç durmuyor. Vardır yani. Konuştuğumuz zaman gider götürür. Evet, kendi kendine konuşma huyu var. Onu biliyoruz burada da. Evet. Ama ne söylediğini bilmiyorum. Bu kadar aralarını bozmak için mi yaptın? Merakından mı bunu yaptın? Kalbimde var ya, eğer zerre kadar hepsine bir kötülük yok. Bilmiyorum. Niye böyle yapıyordu bilmiyorum. Bir zerre kadar hiçbirine kötülük yok. Doğan abi bana dediği lafları bir duysan sen, benim herifim beni terk ederdi. Hı. Ama inancı var. Seni çok seviyor. Onu biliyoruz. Mehmet sana aşık. Evet. Yo, inancı var. Böyle. Ha, burada da öyle. Biliyor musunuz? Aşık oldular tekrar. El yok ele. Annem yok. Biz, ben 22 senedir evliler, daha el ele tutuştuklarını görmedim. Bir dakika, ne diyor bak, 20 senedir el ele tutuştuklarını görmedim. Hiç görmedim. Buradalar ama seviniyorum. Bu sayede aşık oldular tekrar. Ne güzel yenilendi biliyor musunuz? Neyse konuş, sen konuş, bitir ondan sonra ben zaten konuş. Severek aldılar ama bu kadar değillerdi. 8 sene bekledim yol buldu Yadigar'ı. Öyle oldular. Bak, birbirlerine, babam öleli aşık oldular birbirlerine. Tekrar vakit ayırıyorlar birbirlerine. Ama nedenmiş, sebep babammış demek ki. Kesinlikle benim kayınbabam değil. Kayınbabam daha çok sevinirdi. Benim babam zaten romantikti. Bana benim daha çok sevinirdi. Gelinlerimin içinde dedi, sensin böyle kocayın arkasına destektirdi. Ötekiler birazdan, de destek birazdan şiirlerini de ekranlara getireceğim de sonra bir defteri kayıp varmış, onu da merak ediyorum nerede olduğunu. Evet. Şimdi o görüntü hazır, bir rahmetlerin görüntüsünü bir normal halini ekranlara getirelim ama biz ne dediğini anlayamadık. Dur, bir söyle canım Yadigar, söyle ne diyorsun? Ya ben buraya bekliyorum. Ne bekliyorsun? Emek çekiyorum, geliyorum, geldim değil mi? Ha. Yani bana kaç saat kaç dakika veriliyor ki dedim. Tabii buyur. Bugün dedim isteyeceğim dedim Didem Hanım'dan dedim. Ha, ne isteyeceksin? Tabii yani buyur. Konuşmam. Konuş, konuşabilirsin. Cennet ablanın karşılığında diyorum. Ha. Senin anneni babanı ben soğutacak olsaydım ben orada durmazdım. Hmm. Duydun mu Cennet Hanım? Cennet abla duyuyor mu? Duydum. Ha. Duydum. Bak siz. Ama bizim gelmemizi istemedin. Her karşıya bak. Nereye bakacağız? Sen bakayım. Ben senin var ya sizi. Gelmeni istemeseydim, bak bunun da onun da kayınlarımın da ben orayı terk ederdim. İkili görsel gidersin diyor Hakan. Keşke. Her şeyimize sen baktın gittin iyi, helal olsun. Ama bize iyi davranmadın. Biz iyilik istedik. Babama iyi bakmanı istedik. İyi baksan da gülüm kaçıyordu adam. Bak şimdi her şey neyse konuşsun. Babam ne dedi biliyor musun? Evet. Yaprağın kokusu, yaprağın tadını unuttum. Yaprağın tadını unuttum dedi. Sen canın soğusun. Ben o kayınbabama çifte yaprak sarmaları yaptım ama bilmemiştim. Unutmuş yani. Neyi unutmuş anlamadım ya. Yaprak sarmasını unuttum demiş. Halbuki Hayriye abla beni çok iyi bilir. Asma üstümde yani. Ne söyleyeceksin? Söyle bir ayağa kalktım bir şey söyleyeceksin. Ben mi? Ha, ne yapacaksın? Söyle. Cennet abla ben sizin gelmenizi istemezlik yapmadım. Kendi babanız, kendi anneniz bir şey götürdüğünüzü laf ederdi ya. Ya anne dedim. Ya, sen annesin dedim ya. Annesin sen dedim. Götürsün dedim. Babamın, annemin. Götürsün mü dedim. Hatta dedi ki Yadigar niye götürsün ki dedi. Hiç de lafçılık yapacak olsaydım ben orada durmazdım. Hiç durmazdım. Durmuyor senin. Bak senin de çenen durmuyor. Konuşuyor. Bana soru soruyorlar da cevap veriyorum. Bana da soru soruyorlar. Sen bana kendine konuşuyorsun. Ama gülüm bana da soru soruyorsunuz. Biri gelsin herkes da hiç durmuyor. İşte kesinlikle gülüp kesinlikle. Babama da tatlı davransaydım. Şimdi bir dakika ben Duran dedenin o görüntüsü. Bir dakika bir sakin ol. Duran dedenin o görüntüsünü bir ekranlara getirelim mi? Yani sevgili izleyiciler biz çok anlayamadık. Baya dinledik. Bizim ekip de çok anlayamamış. Evet. Belki iki kez ekranlara getirelim. Belki vazgeçme izleyicileri anlar. Anladığınız bize yazar mısınız ya? Belki böyle akıl akıldan el elden üstündür. Evet. Bir gelsin ekranlara lütfen. Oturmayacak mı? Oturmuyor mu? Oturmayacak mı? Oturmuyor mu? Çok fazla anlaşılmıyor ama en azından şunu görüyorsunuz ne kadar dinç. He. Bir ay önce ölmeden bir ay önce çekilen bir görüntüden bahsediyoruz. Ölmeden bir ay önce yapan yani kendi ayaklarının üzerinde duran kendi banyosunu her şeyi yapan. Siz anladınız mı ne dediğini? Hadi söyle. Yadigar bir şey söyleyeyim mi? Anlamış mı? Sor ona da o soru o da evladı. Ne diyor? Cennet işte anlayamadık diyorum. Cennet Hanım. Babam sağlıklıydı kimseye. Dişim ağrıyor demiyor. Yok. Dişim de ağrıyor diyor. O günler diş taktırdı. Bir dakika Cennet Hanım. Diş taktırdıydı onun. Dişim ağrıyor diyor. Sen hiç kimse anlamadı anladın sen. Dişim ağrıyor diyordu. O günler diş taktırdı dedin. Hangi günler o günler? Sessiz. Bilmiyorum. Ölmeden önce. O günler diş taktırdı diyorsun. Ama biz günlere bakmayız ki. Aha, hayır az önce oldu. Bir ay önce çekilen deyince itiraz ettin ya. Belki de bir ay önce taktırmıştır dişi diye sordum. Dişi mi? Hı? Dişi bir ay evvel değil gülüm. Bir ay evvel değil diş. Ne zaman? 15-20 gün ne var yani giden tamam demek ki videoda o tarihler diş taktırdı dediğin. Yeni. Yani ben şunu anlıyorum bak. Ya bir dakika özür dilerim Yadigar'cığım bir şey söyleyeyim. Kendi ayaklarının üzerinde duran yürüyebilen. Sen de çok bakmam yani onu kendi banyosunu yapıyor. Evin içinde dönüyor dolanıyor. Tabii. Ya ev öyle değildi ki. Zahmeti yoktu zahmeti. Yadigar. Hayır abla ev öyle miydi? Hayır babamın sana yükü var mıydı yoktu. Yok her zaman da başımın tacıydı. Bakıma ihtiyacı olan biri değildi. Bakıp ne yapıyordun adamcağız? Ben onu yemeğini yapardım, bulaşığını yıkardım. Bir gün ne yapmış biliyor musun? Çamaşırını almış. Dedim baba dedim ver dedim yıkarım ben senin çamaşırını dedim. Seriverdim dama yıkadım serdim. Ütüledim öyle götürdüm astım evine. 3 sefer attım makineye dedim. Kokuyor diye dedim. Şimdi ama bir şey söyleyeceğim de duygularını rahmetli hep şiirlerle anlatmış. Evet. Aslında yaşadıklarını... Yani aslında bir tane şiiri var. Size de yazmış. Şimdi vicdansız diye şiiri gelsin. Evet. Bu vicdansız diye şiirini acaba kime yazar o? Kime vicdansız diyor? Evet. Herkese yazar abla o. Vicdansız şiirini bir dinleyelim lütfen. Abla siz karar verin. Bir komşu gelsin ona yazar. Dur tamam konuşma dur. Gelsin ekranlara. Sen babasın. Bir gün anlarsın benim çektiğimi. Sen de çekersin bana ettiğini. Kat kat ödersin. Yazıklar olsun sana vicdansız. Kimse bu dünyada baki kalmadı. Anneniz öleli yüzüm gülmedi. Kaç bayram kimse gelmedi. Vicdansızlar size yazıklar olsun. Bekleyin ki babanız ölsün. Sanmayın ki bu mallar size kalsın. İstersen bu dünya senin olsun. Gözünü topraklar doyursun vicdansız. Bırak yakamı rahat yaşayayım. Yalnız kaldım söneli ışığım. Gözler görmez ağardı saçım. Değersiz bir evlatmışsın vicdansız. Umutlar tükendi kalmadı çare. Bu yaştan sonra oldum bir çare. Çok ararsınız Duran göçerse, yazıklar olsun size vicdansız. Duran der ki böyle olmadı. Yalnızım ama yüzüm gülmedi. Kaç bayram geldi, gelen olmadı. Allah'ından bulasın vicdansız. Kimse bu dünyada baki kalmadı. Tabii. Anneniz öleli yüzüm gülmedi. Kaç bayram kimse gelmedi. Vicdansızlar diye. Size yazıklar olsun. Ama ben indi kanına soğan doğramam. Gelmedi mi? Yok ama bu gelirdi. Bu gelirdi. Ha? Ya, bu gelirdi. Bayramlarda yolunuzu gözlüyoruz. Ben evimde bayram kutlamazdım. Doğru ilk önce babamı sonra işime bakardım. Cennet Hanım bayramda yolunuzu gözlemiş babanız. Yok o da giderdi. Geliyordum. Didem Hanım geliyorduk. Babamız kirlikte yok. Hepsi gelirdi bayramda. Yok. Bir Doğan'a hariç. Geliyorduk yok. Mustafa gelmez. Mustafa Kili'ye bırakıp dönüyormuş. Kendi kendinize konuşmuyor Yadigar. Bana diyorum. Ne, ama biz de seni duyalım. Duymuyoruz ki kendi kendine konuşuyor. Sen sürekli konuşuyorsun kurban olayım dur. Ben de merak ediyorum ne konuşuyorsunuz kaçırmak istemiyorum. Bak belki Cennet seni suçluyor sen de Cennet'i bir dinle. Bir sus bir sakin ol. Sakin ol. Bir tane daha şiir var. Babam demekle olmuyor. Ben ona saygıyı öğretemedim. Aylar geçti hiç gelmiyor. Ben onlara saygıyı öğretemedim. Devamı gelsin. Babam demekle olmuyor. Ben ona saygıyı öğretemedim. Aylar geçti hiç gelmiyor. Ben onlara saygı öğretemedim. Bülbül konmuyor dala. Böyle cefa edilmez kula. Kuşlar bile gelir diyola. Ben size saygıyı öğretemedim. Uzaklaştı yavrular benden. Hiçbir şey istemem sizden. Demek biz de düşmüşüz gözden. Ben size saygıyı öğretemedim. Geceleri uyku tutmaz. Yavrular gelip gitmez. Uğraşmaya gücüm yetmez. Size saygıyı öğretemedim. Dolan cepler boşalacak. Bu işin sonu ne olacak? Düşmanlar gülecek. Beraberliği öğretemedim. Birlik olun, dirlik olun. Ara sıra bize gelin. Duran'ın halini sorun. Size saygı öğretemedim. Ya çok yazık çok değil mi? Çok güzel yazıyor ya. Çok yazık ya. Ah yazık ya. Ne oluyor Yadigar da ağlıyor. Herkes ağlıyor. Ne oldu Yadigar? Ben de yalnızım dedim. Baba dedim niye merak ediyorsun dedim. Ben de yalnız duruyorum dedim. Ama sen hiç tutuyorsun, gönlünü eliyorsun dedi. Ben tutamıyorum dedi. Ama hiç saygı görmediğini söylüyor. Evet görmedi. Ha? Görmedi. Evlat? Görmedi. Hı? Didem Hanım görmedi babanın evlatlarla görmedi. Hep kırgınıdır. WhatsApp arkadaşlar. Bak ben el kızıyım değil mi hı. Didem Hanım? El kızıyım. Evlatlarından çok dertliydi. Hayriye abla da çok iyi biliyor. Ya senden de dertliydi. Bayram boş ver evladını. Ana baba atmaz, baba evladı atmaz. Atmaz. Ama atmaz. 15 senedir, 20 senedir atmaz. Senden dertliydi. Yapma kurban olayım. Kurban artık yeter ya. Kurban ne olayım. Olduğunu söyle de biz kurban de kurtulalım olayım. Ya. Kurban olayım. Ben bak bu hali adam düşmeyle gelmez. Bu adam sürüklenik. Yanlışlıkla düştüyse sen de korkup bana bulurlar diye sürüklediysen evin yanına söyle ya. Yok, yok. Öyle de olduysa söyle, böyle de olduysa söyle. Hadi gel zor duruyorum artık. Bak, yeter. Kurban oluyorum. Yeter. Bak şu adamın haline bak. Bunu babam böyle. Düşün. Ya kesinlikle. Bu adam sürüklenik resmen. Sırtı soyulmaz sürüklenmezse. Bak holder dediler. İnanmıyorum holderle yıkandığına. Evet evi yıkanmış olabilir. Bak. Ama babam sürüklenik diyorlar. Hadi. Benim gözümle ben babamı biliyorum. Sen mi sürükledin? Sen mi sürükledin? Ya yanlışlıkla kesinlikle. Düştüyse. Belki korkmuşumdur. Bana vururlar diye. Yapma. Kesinlikle Mehmet, ailen bir hayır. Olup ne kadar sürüklediyseniz de söyleyin. Gene şikayetçi olmayacağım sizden. Tamam, gene şikayetçi olmayacağım sizden. Gel Mehmet gel. Gel Mehmet gel Mehmet. Tabii gel öyle Mehmet. Bir şey yok abla. Gel Mehmet. Eğer öyle bir şey olsaydı ben o adamı orada durdurur muydum? Durduramıyorsun. Bu adamın halini görüyorsun. Bu adam sürükledik. Başka yolu yok, açıklaması yok kardeşim. Biz de öldüğünde gördük bu adamı. Vefat ettiğinde sen yoktun orada. Kim? Sen kan vermeye gittin ya. Sonra bulduk kan vermeye gittin ya. Geldikten sonra bulduk. Ya sen gelmeden belki evine attı. Kim? Ne biliyorsun? Allah. 100 kilo, 100 kilo, 195 kilo. Niye? Kayının da oradaymışmış 3-4 gün. Kim? Yerin altı var. Kim? Yerin altı var. Kim oradaymış? Kayının. Allah. Kayının lan 2 senedir, 3 senedir. Ben kardeşimle gelmiş. 3-4 gün önce oradaymışmış. Varsanlarla demek ki şeylerimiz anlattı bak. Varsanlarla şey gidersen olamayız. Bunlar reddi miras yapıp davaya baktın mı? Evet. Reddi miras yapıp köydeki kardeşim. Bunlar satıp ben imzalayıp onu borçlarını ödeyeceklerdi. Görmek istemiyorum orayı. İmzalamayınca şey yaptılar. Hayır, yani hayır. Belki onu da çağırın. Onda da bir şey olabilir. Onda da bir şey olabilir. O da yapabilir. Reddi miras. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Mehmet sen buraya gelince işler karıştı. Ha. Ben seni alacağım tekrar. Yok, dışarıda istirahat et merak etme. Seni karıştırmayın. Ben anlatayım. Sen bir susun. Bir susun. Yadigar bir sus. Bir şu hocam bir şey söyleyeyim. 10 dönüm şeyin arkasında. 10 dönüm arkasında hocam şey bakıyor. Bağa bakıyor alt tarafta. İşte kirlikte yakalamış babam. Demiş ki oğlum niye gelmiyorsun demiş. 20 senedir 10 senedir hangi demiş. Oğlu hangi oğlu? Baba Mustafa Eren. Ha Mustafa Eren. Niye gelmiyorsun demiş kolundan tutmuş fırıncı Ramazan ne görmüş. Niye gelmiyorsun demiş. Benim derdim bana yeter demiş. Senin malına ne kalmadım ben demiş. Zaten reddi miras yaptım demiş. Borç günde babamı şey aramış. Banka aramış hocam. Günde aramış adam huzursuz. Ne var ya geliyor, reddi miras yapmış tamam. Borcu bunlar çok olduğu için. Şu anda da ben imzalamayınca malı satamayınca onun borcunu ödeyeceklermiş. Doğan Eren oğlu tamam, mirastan pay alacak. Miras meselesini alacağız. Bir alalım dışarıya. Ondan dolayı bunlar bize cephe aldı. Tamam. Hepsi iftira. Sen yaptın sen. Siz yaptınız. Karı koca siz yaptınız babamı. Siz belki yaptınız. Sizden de şüpheleniyorum ben. Hepinizden şüpheleniyorum. Hepinizden. Neyden şüpheleniyorum? Neden? İki gün önce geldiler. Sedat bir sakin ol. Bir dakika. Ben anlatayım. Otur yerine. Sen diyorsun ki benim babamı bunlar öldürmüş olabilir. Olabilir. Ben 2 gün önce bir gün önce bu Turan abimden yalnız geldi. Bir gün sonra Turan abimden geldi. 2 gün ondan sonra Turan abimden bir beyefendi geldi. Bir gün sonra gene geldiler. Sıkıştın. Yani bunlar var ya. Ne sıkışması? Siz benim Allah'ım sizin elinize kelepçe takılana kadar rahat durmayacağım. Hiçbir zaman. Bıkmayacağım, usanmayacağım. O babamı bu hale getireni bulacağım. Biz de bulacağız. Biz de bulacağız. Ben size 3 gündür çağrı yapıyorum. Siz yapmadıysanız açıklayın diyorum. Oraya kim gelmiş, kim gitmiş, her şeyi açıklayın diyorum. Ne onun adı? Cumali Köse de konuştu. Biz de şüphelendik. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Bak, Cumali Köse bir dakika bak Cumali Köse senin babanın üzerindeki kıyafetleri kirli beyaz olarak söylüyor. Evet karıydı. Bir dakika otopsi raporunda kırmızı beyaz mavi renkli kareli gömlek varmış. Kareli gömlek var. Ama kirli beyaz başka bir şey. Öldükten sonra da bir dakika dur Bervin Hanım. Ama Cumali yalan mı söylüyor? O ya tam görmeyi bilemiyorum. Ama bilemiyorum hocam. Bak onun şeyi onun görüşü. O anda iş adamı sağa sola gidiyor bilemem. Ne dolaşması be? Ben kayınbabamı var ya. Ne dolaşması? Allah Allah ne dolaşması? O evi bu hale getiren onlar hocam. Hepsini ne yaptınız? Aynı anda konuşuyorsun. Evet, ne diyorsun? Hurdacıya sattılar hocam. Sakin ol. Ne yapacağım babamın eskilerini? Yadigar ne diyorsun? Bir daha sattım verdim gitti. İyi. Bir dakika susar mısın? Yadigar ne diyorsun anlamadım canım. Tırnağına da zarar vermem mi diyorsun? Tırnağına zarar gelmesini istemem ben. Hocam eğer öyle bir şey olsun şurada Allah için konuşuyorum sizin hepinize. Bütün dünya ithamından öldük bittik mi? Bir sene başka kimse yok. Öldük bittik mi? İnsanlık şey oldu. Benim yaşayacağım yerim yok. Şu gözlerini görmeden kimse babamın. Evet satılacak. Çıksın deyince beni şey yapıyorlar. Gelip darbe ediyorlar. Onlar çıkarım dedim geliyorlar. Onu hepsi bir oluyor. Bu ne var ya? Bu şey değil. Darp görüntüleri var mı darp görüntüleri? Var darp hocam. Var. İstiyorum onları. Onlar ekrana gelecek. Şikayetlerim var hocam. Tamam hepsini ekranlara getireceğim. Şikayetlerim var. Bir araya gidelim. Benim ayağım.